ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Yayınımıza bugün gerçekleşen olayla başlıyoruz. Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde ilk etabı bitmek üzere olan 5500 konutluk Yunuskent toplu konut alanının kanalizasyon şebekesinin arıtma tesisi için köy tüzel kişiliğinde olan alanda yaklaşık 100 çam ağacının kepçelerle köklenmesi köylüleri ayaklandırdı. Kepçelerin önünü kesen köylülerin tepkisi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken olaylar Yunus Emre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu'nun araya girmesiyle sona erdi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde TOKİ'nin yeni dönem projelerine örnek olan 5500 konutluk Yunuskent toplu konut alanının yapıldığı Akgedik Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından köy tüzel kişiliğine ait olan 177 nolu parselde bulunan ve her biri 10 yaşındaki yaklaşık 100 çam ağacının sabah saatlerinde kepçelerle köklenmesi üzerine köylüler kepçelerin önünü kesti. Yazıklar olsun! Çocuk çamlar da Mahalle muhtarı Mehmet Ali Baykarlar, belediye ile yaptıkları görüşmelerde geçici paket arıtma ünitesi için mevcut alanın 300 metre aşağısında bir alanı gösterdiklerini ve burada keşif yapılırken çam ağaçlarının haberleri dışında köklenmesinin yanlış olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Bunlar yemiş gibi çocuk gibi biz emek çekiyoruz. Ne emek çektik? Biz suladık bunları. Keşif yaptığımız yerlere yapılmıyor. Niye burası? Biz buna karşıyız. Niye bizim köyle uğraşıyorlar? Tek derdimiz bu. Yani arıtma dediğin TOKİ alanında değildir. O kendi TOKİ alanına geçirmeyecek. Yani TOKİ alanı nedir? 77 parsel. Yani bizim burası 176 Akgedik Mahallesi. Köy tüzelgisi yerleşim alanı. Keşifleri gösterdi ki çalışma olacak. Yani orayla buraya değerlendirilecek. Keşiflerimiz devam edecek. Yani sabah bak ne keşifi? Kepçeler girmiş buraya çalışıyor. Size daha önceden tebliğ edildi mi? Burada bir arıtma yapılacak. Hiçbir şey gelmedi. Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya ise alanla ilgili her türlü yazışmaların yapıldığını ve işlemin yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Eski muhtarımız rahmetli oldu ve yeni seçim olduğu muhtar yeni seçildiği için geçici olarak durdurun dendi. Doğru mu? Biz o gün geçici olarak durdurduk. Daha ben durdurdum derken yani nezaketen yeni seçildiğim için biz bunu makul karşıladık inşaat kapsamında. Daha sonra resmi yazıyla haberimiz yok diyorsunuz ama resmi yazıyla muhtarlığa bunu bildirdik. Ve burasının Akgedik toplu konut alanı içerisinde yapılmış olan toplu konut alanının altyapı ihtiyaçlarından geçici paket arıtma yapılacağını herkes biliyor, defaatlerde biliyor. Bunu da geldik köyde anlattık, bilgilendirme yaptık. Ama yine diyorum başkanım, burası TOKİ alanı değildir. Burası 76'ya dair 177 parça TOKİ bitiyor. Yani bizim TOKİ ile buranın bir alakası yoktur, onu da biz, yani onu biz söylüyoruz, anlamıyor. Yani. Şimdi kanuni yani olarak... Yani TOKİ alanı dediği an TOKİ alanı çalışma alanı değil. Burası TOKİ alanı çalışma değil. Burada hayatta bu konuyu böyle çözemeyiz, bu kalabalık içerisinde. Olay yerine gelen Yunus Emre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu hem belediye ekiplerini hem de köylüleri dinleyerek olayları sakinleştirdi. Muhtar ve köy azalarından bir grup ve belediye ekibini de yanına alan Kaymakam Erdoğdu, olayın çok yönlü bir olay olduğunu ve görüşmeler bitene kadar alandaki çalışmaların durdurulmasını istedi. Muhtarımız olsun, siz olun. Azalardan birkaç arkadaş daha olabilir. Beraber oturalım, bir konuşalım. Meseleyi bütün yönleriyle değerlendirelim. Ondan sonra bakalım. Oldu keşifimize mu? Devam ediyor şu anda. Başkanım acele etti. Biz ona da karşıyız. Evet. Yani keşifimiz tam önce beraber olsaydı, oturalım. Şimdi bu birimlerimize... Oturalım beraber bakalım başkanım konuyu izah etsin. Siz de görüşlerinizi söyleyin. Hep beraber değerlendirelim. Kepçelerin alandan çıkmasıyla birlikte köylüler de alandan olaysız bir şekilde ayrıldı. Zira arıtmayı istemiyoruz çocuğum. Oradan tokuların burada arabaları geçiyor, kamyonları geçiyor köyün ortasına yani. Bunu oradan istemiyoruz geçmesinler. Bizim köyün tapısını istiyoruz versinler. Hadi bir köyümüzün bir parkı olsun. Gelenler gidenler yolumuzun kıyında dedik. O bir kabirin karşısı bir yandan. Gelenimiz gidenimiz yarın bir şey gelmiş olsa buraya gelsin. Bir kölgeye oturan olsa iyi değil mi yani? Biz bir şey istemiyoruz. Ne arıtma ne bir şey. Aynen. O çamları da getirsin buraya diksin. Kazdığı gibi çamları getirsin diksin. Öyle muhtar yoğun yine diktirtti. Daha yeni temizletti eşim onu sulattı. Ama geliyor bunlar inat ediyor. Evet. Sanayi yatırımı dahi olsa çevreyi korumak, kollamak zorundayız. Yeşili özellikle korumak zorundayız. İnsanların toplumun nefes alabileceği alanlardır yeşiller. Yetişmiş ağaçları keserek yatırım yapmak, orada
projeleri gerçekleştirmek kadar yanlış bir şey yok. Sonuçta burası tarıma elverişli olmayan dünya kadar arazi var çevremize baktığımızda. Oralarda bir yerde 300 metre, 500 metre, 1 kilometre ileride bu tesis çok rahatlıkla yapılabilir. Çünkü yatırımcının maliyetini artırıcı bir olay değildir. İl başkanımızın söylediği gibi bu tip yatırımların yapılabileceği çok rentable, köylüye, vatandaşa, mahallelimize hiçbir zararı olmayan pek çok yer var. Burada özellikle kadınlarımızın tepkisini çok net gördük. Bu durumu biz de takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi olacağız. Çam ağaçlarının kepçelerle sökülmesi sonrası Yunus Emre Belediyesi'nin ağaç katliamı yaptığı iddiası ortaya atıldı. Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de köklenen ağaçların önünde basın açıklaması yaparak iddiaları yalanladı. Çerçi, "Biz çalışıyoruz. Şer cephesi de aleyhimize çalışıyor. Nasıl iftira atarız, nasıl küçük düşürürüz diye uğraşıyorlar." diyerek CHP'li yöneticilere, bazı muhtarlara ve Büyükşehir Belediyesi'ne göndermede bulundu. Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Akgedik mahallesinde ilk etabı bitmek üzere olan 5500 konutluk Yunus Kent Toplu Konut Alanı'nın kanalizasyon şebekesinin arıtma tesisi için köy tüzel kişiliğinde olan alanda yaklaşık 20 çam ağacının kepçelerle köklenmesine köylülerden tepki geldi. Tepkilerle birlikte Yunus Emre Belediyesi'nin ağaç katliamı yaptığı iddiaları da yayılmaya başladı. Bunun üzerine Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de köklenip götürülen ağaçların önünde basın açıklaması yaparak bir takım kişi ve grupların karalama kampanyası yürüttüklerini vurguladı. Bütün bu çalışmaları yaparken Akgedik bölgemizde köyün yaklaşık bir 200-300 belki 400 metre dışında tescil dışı bir alanda derenin hemen kenarında DSİ'nin görüşü alınarak, bakın bütün bu görüşleri biz alıyoruz. DSİ'den görüş alınarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED raporu alınarak bütün bu toplu konut alanının geçici arıtmasının bağlanacağı paket arıtma tesislerinin de temelinin atılması ve hızla 2-3 ayda bitirilmesi söz konusu. Ve bu paket arıtma özel galvanizli zannediyorum metal depolar şeklinde yapılacak. Taşınabilir, portable ve geçici paket arıtma dediğimiz sistemle müteahhit firma tarafından buraya kurulacak. İleride MASKİ ile bunun görüşmeleri de yapıldı. Biliyorsunuz Manisa Su Kanalizasyon İdaresi, Muradiye'nin toplu konut alanlarının, bölgedeki diğer köylerin, Akgedik, Karali vesaire, Evronos gibi bütün bu alanların Manisa'nın belki belli bir kısmının arıtmalarını taşıyacağı ve orada arıtacağı Büyük Muradiye atık su arıtma tesislerinin projesini de İller Bankası vasıtasıyla proje ihalesine çıkıldı. Zannediyorum önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde MASKİ tarafından bu büyük arıtmanın da bitirilmiş olması gerekiyor. Yani MASKİ ile yazışmalarımızda, dosyalarda bunlar da var. Yani bizim bu önümüzdeki 2-3 yıllık süreçten sonra paket arıtmayı bu şekilde biz yaptıktan sonra önümüzdeki süreçte bütün bu toplu konut alanlarının arıtma sistemleri MASKİ'nin yapacağı Muradiye bölgesindeki büyük arıtma sistemine dahil edilecek. Bunlar da bütün yazışmalarda var. Bunların hepsi planlandı, yapılıyor, çalışılıyor. Biz bu TOKİ ile beraber, TOKİ üzerinden bunları yapacağız. Sonra MASKİ'ye devredeceğiz. Bunların yazışmaları, hepsi, her şey bitti. Şu anda bunların yapım aşamasındayız. Çalışma yapıyordu bugün arkadaşlar. Birileri bunu sabote etmeye kalktı. Bakın çok açık söylüyorum buradan. Bunun içerisinde maalesef Akgedik muhtarı da var. Muhtarın çevresindeki bir kısım zihniyetteki insanlar var. Maalesef CHP'nin ilçe başkanı, il başkanı da var. Yani orada ne oluyor deyip hemen atlayıp giden, insanları oraya toplayan, burada bir nümayiş olsun, bu işler yapılmasın zihniyetiyle davranan CHP'liler de maalesef bu işin içerisinde, muhtar da bu işin içerisinde. Üzülerek söylüyorum, Akgedik'teki bir kısım vatandaşlarımız da birilerinin gazına gelerek köylerine, bölgelerine yapılacak bu kadar önemli bir yatırımın neredeyse yapılmasın aşamasına getirdiler. Ama bu kurallar, devletin kuralları kesin. Görüşler alındı. Köyle ilgisi yok. Köyün zaten dışında.
Kaldı ki köyün tapusu da Yunus Emre Belediyesi'ne ait. Biz köylülerimize buradan sesleniyorum, şunu söylüyorum. Biraz sabırlı olun. Sizlere söz verdiğimiz gibi binalarınızın enkaz bedeli karşılığında size iki daireye falan sahip olabileceğiniz arsaları vereceğiz. Ama şu anda tek bir tapu var. TOKİ tarafından yapılan 5000'lik ve 1000'lik planlar daha yeni bitti. Bunun üzerinde ufak tefek revizyonlar var. Arkasından imar uygulaması gelecek ve bunun neticesinde de burada yeni tapular çıkacak. Daha önce de ben oradaki vatandaşlarımıza sordum. Buraya toplu konut yapalım mı, yapmayalım mı diye. Herkes yapalım dedi. Vatandaşlarımız da bunları istişaresini yaptık. Dolayısıyla onlara kura dışı TOKİ'den ev alabilme şansı da getiriyoruz ikinci etaptan itibaren. Kuraya girmeyecekler. Oradaki hak sahipleri ücretini ödemek kaydıyla TOKİ'nin neyse 2+1, 3+1 ücretleri aylık taksitler halinde ödemek kaydıyla onları ekstradan yine ev sahibi yapacağız. Bazı siyasi partilerin aleti olmayın. Onlar sizin menfaatinizi değil, sizin üzerinizden siyasi rant peşindeler. Bunu çok net söylüyorum. Çerçi, Yunus Emre Belediyesi'nin ağaç katliamı yaptığı yönündeki haberleri ve dedikodulara da sert bir dile tepki gösterdi. Bir tek ağaca dahi zarar vermediklerini dile getiren Başkan Çerçi, bütün çalışmaların resmiyete uygun yapıldığını dile getirdi. Eser ortada, yapılan iş ortada. Nerede ağaç katliamı? Bir tane var mı? Bir tane göstersinler. Bir tane göstersinler. Ben sayıyorum. Kula'daki ağaçları kim kesti? Efendim, Hatuniye Camii'nin bahçesindeki bütün o ağaçları kim kesti? Bu öğretmen evi kavşağındaki bu ispatladığım, ispatlı bakın, biz ispatlı konuşuruz. Bu ağaçları kim kesti? Söylesinler. Uzaylılar mı kesti onları? Ama biz bunlar da değil, ben bugüne kadar bunları hiç kullanmadım. Ama biz burada medenice bir iş yapmaya kalkıyoruz. Birileri pislik atmaya çalışıyor. İçindeki, yüreğindeki pisliği Yunus Emre Belediyesi'ne bulaştırmaya çalışıyor. Buna güçleri yetmez. Kervan yürüyor, yürüyecek. Hizmetler devam edecek. Allah'ın izniyle biz bu şehrin sorunlarını biliyoruz. Biz reklam belediyeciliği de yapmıyoruz. Propaganda belediyeciliği yapmıyoruz. Makyaj belediyeciliği hiç yapmıyoruz. Bizim bu çalışmalarımızdan rahatsız olanlar bunlar kötü yapıyor diyemeyince ne diyecek? Ağaç kesiyor, bilmem ne yapıyor filan. Halkı kandırmaya, nümayiş yaptırmaya, önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar, emeklerini boşuna harcamasınlar, fitneyle, fücurla uğraşmasınlar, halkın yanında yer alsınlar. Biz belediye olarak ekibimiz burada. Etrafınızda o 2-3 tane adam var, hepsini ben biliyorum. Onlar nifak ve fitne saçan adamlar, onlara da kanmayın. Yunus Emre Belediyesi, kırsal alanda yaşayan vatandaşların çağdaş, planlı, sosyal donatısı olan konutlarda yaşayabilmesi için uygulanan Tarım Köy Projesi'ni hayata geçirecek. Projenin uygulanacağı pilot mahallelerden birisi olan Bağ Yolu'nda vatandaşlara projeyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Yunus Emre Belediyesi, Türkiye'nin örnek projelerinden birisini de Manisalıların hizmetine kazandırıyor. Belirlenen örnek mahallelerde kırsal alanda yaşayan vatandaşların çağdaş, planlı, sosyal donatısı olan konutlarda yaşayabilmesi için uygulanan proje olan Tarımköy Projesi, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve teknik personel tarafından Bağ Yolu'nda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlara anlatıldı. Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi adına toplantıya katılan Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya, Türkiye'nin değişik bölgelerinde uygulanan projeyi Manisalılara kazandıracaklarını vurguladı. Türkiye'nin değişik bölgelerinde uygulanmış, sonuçlandırılmış, vatandaşların istifadesine sunulmuş ve vatandaşın bizatihi içerisinde oturduğu fakat Ege, Akdeniz veya Marmara'da henüz hiçbir örneği olmayan projeyi de biz Manisa'ya kazandırabilmek için 5-6 tane örnek köyümüzü yeni pozisyonuyla mahallemizi belirledik. Epey uzun bir dönem yer çalışması, taslak plan çalışması, taslak proje çalışması yaptık. Kırsal alanda yaşayan veya doğayla veya tarımsal zirai faaliyetlerle yaşayan insanlarımızın da çağdaş, planlı, sosyal donatısı olan,
sokağıyla, caddesiyle, otoparkıyla, çağdaş konutlarda günün geldiği teknolojik gelişmelerden istifade eden konutlarda yaşayabilmesi için uygulanmış bir proje. Dediğim gibi Türkiye'de uygulanıyor. Tarımköy projesinin Bağyolu'nda vatandaşlara anlatılmasının ardından Sosyal Konutlar Müdürlüğü personelleri Bağyolu'nda ve Yunus Emre Belediyesi Muradiye Ek Hizmet binasında vatandaşlara anket çalışması gerçekleştiriyor. Üzüm hasadı başladı. Ancak Türkiye'den Rusya'ya üzüm ihracatı yapılıyor ve ihraç edilen bu üzümler yeniden Türkiye'ye ithal ediliyor. Söylentileri hem üreticinin hem de Manisa Ziraat Odası yöneticilerinin tepkisine neden oluyor. Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçır'e ETV'ye özel açıklama yaptı. Kaçır'e teşhiri yapılmayan üzüm bizim değildir dedi. Üzüm hasadı başladı. Ancak Türkiye'den Rusya'ya üzüm ihracatı yapılıyor ve ihraç edilen bu üzümler yeniden Türkiye'ye ithal ediliyor söylentileri hem üreticinin hem de Manisa Ziraat Odası yöneticilerinin tepkilerine neden oluyor. Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçır'a Yunus Emre ilçesi Göksun Ovası'nda konuyla ilgili ETB muhabirine özel açıklama yaptı. Teşhiri günü tam bugün başlıyor. Hatta dün iki gün önce bize sormuşlardı, bana sormuşlardı. Rusya'da bilmem ne kadar üzüm geri geldi diye. Ben itiraz etmiştim ki çünkü teşhiri olmayan üzüm bizim değildir. Bugün teşhiri ise inşallah hayır ise göndereceğiz. Daha bizim teşhir üzümümüz ve ihracımız başlamamıştı değil mi başkanım? Tabii. Ama günler öncesinden dendi ki işte yurt dışına Rusya'ya Türkiye'den üzüm ihracı başladı diye. O bizim üzümümüz değil. Üzümümüz anlamında kaçak değil. Üzüm. Tabii ki. O bir kaçak üzüm. Nereden gelen bir üzümdür? Bizim Türkiye üzümümüz olaraktan. İşte geri kalan ne bileyim bizim Türk üzümünü karalamak için, lekelemek için elinden gelen her türlü şey yapıyorlar. Ama gerçek olaraktan ayın 24'ünde bugün teşhir başlayacak. Bugün ihracatçı arkadaşlarımız da kesimi başladılar. Ha bundan birkaç hafta önce, yani bir hafta önce kesim başlamıştı ama iş tüketimimize devam ediyordu, iş tüketime gidiyordu. Bu an için şu görmüş olduğunuz tırlar yurt dışına, hazırlanmış olan tırlar yurt dışına gidecek. Lütfen üreticimiz, kurutmalık yapan üreticimiz üzümünü açığı yatırmasın. Üzümünü açığı yatıran bir üzümün kendi fiyatları kendi ellerinde değildir. İstediği şekilde fiyat verirler. Her sene çektiğimiz budur. İhtiyaca kadar üzümünü satsınlar. İhtiyacı olmayanların kendi evinde, kendi yerlerinde muhafaza etsinler derim. Manisa'da bir evde 3 kez patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı yapılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Abi hangi haber oldu? Olay saat 22 sıralarında Manisa'nın Yunus Emre ilçesi 4717 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre itfaiye ekiplerine bir evde 3 kez patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı gelmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri evde yangının olmadığını ve patlama sonucu herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını gördü. Olay yerine çok sayıda 112, 110 ve 155 polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından polis ekipleri patlama ile ilgili inceleme başlattı. Manisa'da faaliyet gösteren sürücü kurslarının yöneticileri ve eğitmenleri eğitim ve sınav güzergahlarının farklı olması konusunda yetkililerden destek istiyor. Yunus Emre ilçesi Güzel Yurt Mahallesi'nde yapılan sürücü eğitimleri ve direksiyon sınav güzergahının aynı olmasından dolayı sürücü adaylarının ehliyet aldıktan sonra zorluklar yaşadığını söyleyen eğitmenler farklı güzergah talebinde bulundu. Eğitim ve sınav güzergahı üzerinde yer alan ve sık sık kazaların yaşandığı bir kavşağda dikkat çeken eğitmenler buraya sinyalizasyon ışıklarının konulmasını istedi. Eğitim ve sınav güzergahlarının aynı olmasından dolayı sürücü adaylarının güzergahı adeta ezberlediği, ehliyet aldıktan sonra trafikte zorlandığını dile getiren direksiyon öğretmeni Mustafa Özaltın şu açıklamalarda bulundu. Bizim Manisa'da hepsi aynı yerde uygulanmakta, aynı güzergahı kullanmaktadır. Bunun için sınavlarda ve çalışmalarda sık sık adayların kalmasına ve onların hatalarını tekrar tekrar yapmalarına sebep olmaktadır. Heyecan vermektedir. Stres ve heyecandan adaylarımız yorgun düşmekte. Aynı zamanda onlarla beraber hocalarımız da stres olmaktadır.
Eğitim esnasında sürücü adaylarının toplu halde oturabilecekleri, hocalarıyla istişare yapabilecekleri bir alanın olmamasından dert yanan eğitmen Özaltın, olumsuz hava şartlarından etkilendiklerinin altını çizdi. Bir de eğitim alanında adayların toplu halde oturabilmeleri, hocalarıyla istişare yapabilecekleri hiçbir mekan yok. Ne bir gölgelik ne de bir sosyal yaşam yeri yok. Bunun için kaldırım taşlarına oturan aday da var, öğretmen de var. Böyle taşlar da bulunuyor. Eğitimdeyiz. Tabii trafik, çevre ve ilk yardım dersleri sınıflar oluyor. Burası açık, güneşin altında, kışın soğuk, yazın böyle yanıyoruz. Mahallede iki tane taksi var benim. Belediye başkanı çadır van tipi şey göndermiş. Dilekçe yazdı. Yazılı dilekçelerimiz de var. Ya getirin bir tane süre koyuyoruz. Yok. Oturamıyoruz. Arkadaşlar söyledi, yer değiştiriyoruz. Mesela kaldırımda oturuyoruz. Yani sıcak. Zor oluyor. Manisa'da yamaç paraşütü eğitimi veren Seçkin Apar'ı Ege bölgesinde yamaç paraşütü yapılabilecek en iyi bölgenin Spil Dağı olduğunu ve Manisa için bu sporun bir prestij olduğunu belirterek devletten ve yerel yönetimlerden destek istedi. Manisa'da yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen vatandaşlar Şehzadeler Belediyesi'ne ait Hava Sporları Merkezi'nde eğitim alabiliyor. Yamaç paraşütü eğitmeni Seçkin Apar tarafından verilen 7 günlük eğitim sonunda uçuş belgesini alan paraşütçüler hava ve coğrafi koşulların uygun olduğu her yerde bu sporu yapabiliyor. Özellikle Spil Dağı, Manisa ve İzmirli yamaç paraşütçülerinin en uğrak mekanı. Yamaç paraşütçüleri devletten ve yerel yönetimlerden destek alarak bu sporda Türkiye'yi yurt dışında daha iyi imkanlarla temsil etmek istiyor. Şehzadeler Belediyesi yamaç paraşütü eğitmeni Seçkin Apar'ı insanların yamaç paraşütüne ilgi duyduğunu ancak yanlış bilinen bazı durumlar nedeniyle uzak durduğunu belirtti. Yamaç paraşütüne ilgi aslında var da insanların hep aklında böyle ters rüzgar esiyor, işte paraşüt düşüyor, insanlar ölüyor, bacakları kırılıyor, kolları gidiyor, öyle bir algı var aslında ama tam olarak öyle değil. Yani bir arabada, bir motosiklette kaza oranı neyse yamaç paraşütünde o. Olmayacak havalarda çıkıp uçmaya kalkıyorlar. Tabii sonucunda da kaza oluyor. Apar'ı devletin bu spora hiçbir teşvikinin olmadığını belirtti. Bir de devletin bu spora teşviki %0. Yani yeni bir federasyon kuruldu şu anda. O federasyon bakalım ne yapacak? Daha önce de bir kuruldu, kapandı, bir şeyler oldu. Sporculara destek verilmiyor. Yani mesela yurt dışına çıkıp yarışmacı pilotlar yurt dışına kendi bütçeleriyle çıkıp Türkiye'yi temsil ediyorlar. Yani hiçbir spor dalında aslında bu yok. Spil Dağı'nın yamaç paraşütü için Ege bölgesindeki en iyi atlayış noktası olduğunu ve Manisa için bir çekim merkezi olduğunu sözlerine ekleyen Apar'ı yerel yönetimlerden destek beklediklerini belirtti. Yamaç paraşütü İzmir'in halkını buraya çeken bir spor dalıydı. Çünkü İzmir'de uçacak bir yer yok. İzmir'de Ege bölgesinde böyle bir yer yok. Fakat belediyenin, valiliğin ilgisizliği nedeniyle bu neredeyse bitme safhasına geldi. Yani bir prestij aslında Manisa'nın bu. Ne bileyim, sahip çıkılsa iyi olur. Apar'ı, yamaç paraşütüne ilgi duyan vatandaşların Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan tesisi ziyaret etmelerini istedi. Şimdi eğitim almak istiyorsa bizim gibi spor kulüpleri var. Çok fazla olmasa da Türkiye'nin hemen hemen her yerinde, Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirlerinde spor kulüpleri var. Bunlar bünyesinde eğitmen barındırıyor ve bu eğitmenler 7 günde bu sporu yamaç paraşütüne öğretebiliyor. Haberleriyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor kampın ilk etabını bugün sabah gerçekleştirilen antrenman ile tamamladı. Yeşil Beyazlılar 2 günlük iznin ardından 28 Temmuz Cuma günü yeniden Afyon'da toplanacak ve 11 Ağustos Cuma gününe kadar çalışmalarına burada devam edecek.
Spor Toto 3. Lig'deki temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor 16 gün süren Afyon Kampı'nın ilk etabını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Levent Devrim kampın ilk etabı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yoğun bir kamp dönemi oldu. İlk kamp genelde fizik ağırlıklı, yorucu bir kamp oldu. Yani verimli bir kamp oldu diyebiliriz. Hem saha şartları hem tesis şartları gayet olumluydu bizim için. Hava da güzel gitti burada, bayağı bir serin geçti. İyi bir kamp, verimli bir kamp. Ufak tefek sakatlıklarımız var. O normal, yoğun bir tempoda. Çok ciddi olmayan bir sakatlıklar var. Oyuncularımızın gayretlerinden, çabalarından, isteklerinden ve özellikle yenileri eskilerin uyumlarından gayet de memnunuz. Yeni katılanlar bildiğiniz gibi yani futbol kamuoyu içerisinde bilinen arkadaşlarımız. Bizim de hem kendimin hem scout ekibimizin takip ettiği oyuncular da sezon içerisinde. Ve o inceleme sonucunda da takımımıza kattık biz oyuncularımızı. Performanslarından ve oyunlarından son derece memnunuz. Yani bakıldığı zaman 13 günlük bu periyotta, çalışma periyodunda çok olumlu, hem uyum anlamında hem futbol karakterleri anlamında çok uyumlu ve bize uygun oyuncular olduğunu gördük. Bu anlamda bizim için hakikaten çok sevindirici oldu bu bizim adımıza. İki günlük iznin ardından Cuma günü yeniden Afyon'da toplanacak olan Yeşil Beyazlar, ikinci etap kamp dönemini taktik ve hazırlık maçı ağırlıklı geçirecek. Yeşil Beyazlar 15 gün sürecek olan ikinci etap kamp döneminde 4 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. ETV Ana Haber Bülteni ile karşınızda olduk sevgili seyirciler. Yarın yepyeni bir gün, güzel bir başlangıç olsun sizler için. İyi akşamlar efendim.